Merhaba arkadaşlar, hepiniz Web Tasarımcı'ya hoş geldiniz. Illustrator derslerimize devam ediyoruz. Bugün size iki boyutlu bir şekilde karakter çizimi olarak da algılayabilirsiniz. Yani bu şeyle karakter de çizebilirsiniz. Ve iki boyutlu bir şekilde karpuzu nasıl yaparız, nasıl çizeriz onu göstermek istiyorum. Ben bu şekilde denedim. Siliyorum. Şunu da sileyim. Şimdi bir tane karpuz görseli aldım. Ve kendime renk skalası oluşturuyorum ki kolay bir şekilde yapayım. Şimdi şunları da silelim. L'ye basıyorum, kısa yol, ya da buradan elips tool'a geliyorum. Şöyle şu şekilde renk şey yapacağım. Bakın buna tıkladım. Alta basılı tutuyorum. Bir de shift yana getirdim. Kopyaladı. Sonra CTRL D yaparak kopyaladığımın aynısı bu şekilde gidiyor. Şimdi ilk başta buna tıklıyorum. Sonra I'ye basıyorum. Eyedrop. Bakın şurada. Ve karpuzun rengini alıyorum. Daha sonra şurada karpuzun açık bir rengi var. Ve koyu kabuk kısmı, bu biraz koyu. Biraz fazla koyuyor. Şöyle ya da şu şekilde. Bakın bu şekilde yaptım. Şunun rengini daha açık yapalım. Bakın şu şekilde gidiyor. Bu çekirdeğimizin rengi, başka bir renk görmüyorum. Yani ekstradan renk eklemeye şu an, ya şöyle yapabiliriz. Bir tane de şöyle açık bir renk ekledim. Şimdi bu karpuz görselimi şöyle küçültüyorum. Mantık olarak görmek adına, hani yaptığım zaman karpuzu mantık olarak görmek istiyorum. Şimdi tekrar L'ye bastım. Buradan elips tool. Shift'e basılı tutarak düzgün bir yuvarlak oluşturdum. Şimdi dışını yapacağım. Dıştan içe doğru gidiyoruz. İ'ye basıyorum. Dışına şunu dedik. Tekrar elipsimi seçiyorum. Ctrl C, sonra Ctrl F diyorum. Kopyalamış oldum ama aynı boyutta aynı şekilde kopyaladı. Kolaylık sağlayacak. Alt ve Shift tuşlarına basılı tutarak bakın çok hafif içeriye götürdüm ve bu sefer bu rengi seçerek şuradaki iç rengine şey yaptım. Bunu kabuk olarak düşünelim. Bu kabuğun üstü. Şimdi bir tane daha Ctrl C F. Tekrar Alt Shift'e basılı tutarak hafif bir şekilde şöyle. Bu da karpuzumun içi. Burayı neden biraz daha fazla bıraktım? Çünkü ya buradan yola çıkarak yapıyorum. Yani şurası biraz kalın. Şimdi çekirdek ekleyeceğim. Çekirdeklerin olması gerekiyor. Burada ne yapacağız? Yine L'ye basıyorum. Küçük bir tane şöyle yuvarlak oluşturdum. Buradan bunu siyah seçtim. A'ya basıyorum. Bakın şurada A'ya bastım. Şu üsttekini seçip bunu sivrileştirdim. Ve Shift'e basılı tutarak şöyle uzattım. Çekirdek formunu aldım. Mantık olarak çekirdek bu şekilde. Hatta A'ya tekrar bastım. Çok hafif bir eğim verdim tekrar. Ve bunu şu şekilde küçülttüm. Şimdi çekirdeklerimizi buraya yerleştireceğiz ama tek tek yerleştirmeyeceğiz. Şimdi bunu ortalıyorum. Bakın şurada bana ortaladığımı gösterdi. Şimdi bunu döndürerek çoğaltmamız gerekiyor. Normalde böyle kopyala, işte şöyle yap. Şöyle şöyle gideriz. Yani o şekilde aklınıza ilk gelecek şey, ya da ilk başladığım, ilk illüstrasyonla başladıysanız aklınıza ilk gelecek olan şey bu. Ama bunu yapmayacağız. Bunun üzerine tıklıyorum. Kısa yol olarak R'ye basabilirim ya da şurada Rotate Tool var. Bakın bana
çekirdeğimin ana merkezini gösterdi. Ben bu çekirdeğin ana merkezini geliyorum. Karpuzun ana merkezini götürürken Alt ve Shift. Bir saniye. Götürürken alt kısmına alta basılı tutarak götürdüm ve bakın burada bana ön izlemesini gösterdi. Ben 30 demek istiyorum buna. Bakalım. Nerede çekirdeğimiz? Nereye kayboldu? Aa, buraya gitmiş. Tamam. Yanlış oldu. Rotate'e tıklıyorum. Alta basılı şuraya. Aa. Merkezi aldım. Alta basılı tuttum. Şöyle 30. Copy diyorum. Bakın. Kopyaladı. Daha sonra Ctrl D'ye basarak böyle komple hepsini uyarlamasını sağladım. Fark ettiyseniz merkezi tam ortalayamadığım için buralara doğru giderken daha yakın, buralarda daha uzun bir yerleşim oldu. Ama simetrik olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi bunu alta basılı tutarak buraya kopyaladım. Bir de şu boşluklara yapacağım. Hafifçe bir döndürdüm. Göz kararı şöyle. Biraz önce yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Rotate. Bunu getirdim. Alta basılı tutarak bakın kopyaladı. Okey dedim. Bir saniye. Yine bir takım. Copy diyorum. Ctrl D'ye basarak şu şekilde devam ettim. Bir tane daha yapayım. Yine alta basılı tutarak şuraya getirdim. Göz kararı döndürdüm. R'ye basıyorum. Bunu ortalayarak getirdim. Alta basıyorum. Tekrar copy diyorum. Ama bu sefer şey yaptı. Çünkü iki tane kopyalamışız. Şöyle R'ye basıyorum. Ortalıyorum. Alta bastım. Kopyala dedim. Ctrl D. Bu şekilde kopyaladım. Tamam. Şimdi bu şekilde oldu. Şimdi şununla şunu bir şey yaptım. Ctrl 2'ye basarak ne yaptım? Kitledim. Katmanlarımı kitledim. Tamam. Bunu biraz küçülttüm. Şöyle. Aynen konumlandırdım. Ctrl Alt 2'ye basarak kilitlemiş olduğum katmanları açtım. Şimdi hepsini seçerek Ctrl G diyerek grupluyorum. Bakın hepsi aynı anda hareket ediyor. Şimdi ben bunun sadece bir dilimini istiyorum. M'ye basıyorum. Buradan Rectangle Tool. Böyle kafama göre bir şey oluşturdum. Şöyle. Bu ikisini seçiyorum. Ve burada Pathfinder var. Sizde yoksa Window kısmından şurada Pathfinder'ı açarak bakabilirsiniz. Burada Divide'a tıkladım. Şimdi bu ikisini ayırmış oldu. Bakın. Bunu siliyorum. Şöyle. Şunu da sileyim. Şunları da sileyim. Bakın burada şeylerimiz kalmış. Bakın bu şekilde iki boyutlu karpuzumu elde etmiş oldum. Bu şekilde çizebilirsiniz. Karpuzunuzu tatlı bir şey oldu. Bunun üstüne diyelim ki yazı yazalım. T dedim.
Watermelon. Yazdım. Yazamamışım. Watermelon. Tamam. Böyle bunun üzerinde farklı bir tasarım yapmak istiyorum. Şuradan lemon şeyini seçelim. İyice büyüteyim. Şuradan şuraya şekilde gelsin. Hatta şöyle farklı bir tasarım oluşturalım. Şu kartuzu sağ tıklayıp Arrange Bring to From dediğimizde bakın şu şekilde. Şunların hepsini şuraya getireyim. Şöyle yapayım. M'ye basarak bir arka plan oluşturacağım. Sağ tıkladım. Arkaya gönder dedim. Yazımı beyaz yaptım. Bu şekilde iki boyutlu karpuz yapmış oldum. Bu derste ne öğrendik? Rotate yapmayı, döndürme nasıl yapılır onu. Pathfinder'da birkaç tane şey kullanmayı öğrendik. Ve görsele bakarak böyle kafamızda basit neler yapabiliriz? Onu görmüş olduk iki boyutlu bir şekilde. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Web tasarım eğitimleri ve daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Diğer derslerde görüşmek üzere.